ben sana vereyim, vereyim. Eller eller diyoruz hep beraber. Muğla Göcek'ten geliyoruz, Fethiye Göcek'ten. Bu masalsı yolculuğa uzun zamandır düşündüğümüz bir şeydi. Şansımıza böyle bir denk geldi. İnanılmaz güzeldi. Ankara'da çok güzel karşılandık. Sayın Bakanımız bizi çok güzel karşıladı ve çok da güzel uğurladı. Aynı zamanda Erzincan'da çok güzel karşılandık. Oranın halkının samimiyeti, sıcaklığı ve bize olan ikramları. Trenimiz çok güzeldi, çok rahattı. Temiz, hijyen. Aynı zamanda 7/24 hani her şeye ulaşabiliyorsunuz. Hani çay, kahve, yemek. Sıcaktı. Personeli güler yüzlü, kendimizi evimizde gibi hissettik. Ama bu anlatılmaz, yaşanır, öyle söyleyeyim. Masalımsı bir şey ve ilk defa hani biz bunu yaşıyoruz. Şimdi Kars'a gideceğiz. Ya bu böyle uzayıp gitse, hiç bitmese. Erzurum'da da çok güzel karşılandık. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. Her gittiğimiz yerin misafirperverliği, karşılaması çok mükemmel. Yani ben böylesini hiç görmemiştim. Çok teşekkür ederim. Marmaris'ten geliyorum. 39 yıl hizmetten sonra emekli oldum. Hep bu kelime emeklilik hediyemdi. Dört gözle beklediğim bir turdu. Şöyle diyorum, sıcak memleketten soğuk memlekete geldik ama bu sıcak karşılamalar içimizi ısıttı. Çok mutluyuz. Yani bize sürpriz oldu, böyle bir karşılama beklemiyorduk. Yolculuk güzel, treni herkese tavsiye ederiz. Güzel, hijyen, rahat, yatak olması, vagonlarda lavabo olması. Onun dışında insanların personeli güler yüzlü. Ayeten güler yüzlü karşılanıyoruz her gittiğimiz yerde. Çok mutluyuz, iyi ki gelmişiz. Ama biz Erzurum'u daha çok gezmek isterdik. Maalesef 3 saat kadar vaktimiz var. Gezebildiğimiz kadar gezip tatlarını tadacağız. Bizim tabii ki Erzurum'da şu an 3 saat duruyor. Malumunuz Ankara'dan Kars'a, Erzincan ve Erzurum'da duruyor. 3'er saatlik molanın tabii ki yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Ama yine de buna rağmen tren haricinde bölgemize gelen, gerek tur operatörlerle gelen misafirler, gerek kendi imkanlarıyla bireysel gelen misafirler, gerek uçakla gelen misafirler de göz önüne aldığımız zaman yani bu çok fazla bir etken sağlamıyor. İzmit'ten buraya geliyoruz. Doğu Ekspresi'ni çok duyuyorduk. Eşim de çok takip ediyordu.
Eşim de çok sever tren yolculuklarını. O yüzden biz de gelmeyi tercih ettik. Meğer ilk sefermiş. Bundan da haberimiz yoktu, iyi oldu yani. Erzincan'da da çok güzel karşılandı. Burada da öyle çok güzel bir karşılama oldu. Çok memnunuz. İçerisi gayet sıcaktı. Hani soğuk açısından sıkıntı yoktu. İşte ancak işte o sınırlı bir alana sıkışma duygusuna alışmak lazım. Daha önceden deneyimlemiş olmak lazım. Çünkü biz çok fazla eşya ile geldik. Çok kıyafet, çok yiyecek. Aman onu da alalım, aman bunu da alalım. Kettle'ımız bile vardı yanımızda. Ama hiç gerek yokmuş yani. Diğer bölgelere de bu şekilde turistik geziler düzenlese devlet demir yolları çok iyi olur. Hadi annesi. Bir saniye.